Arkadaşlar merhabalar. Gerçekten bugün hazırlamış olduğum dosya çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. O yüzden lütfen hem şu beğeni tuşuna basın hem de mümkün olduğu kadar yorum yapın ve de videoyu sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Değerli dostlar, bugünlerde sinemalarda bir film oynuyor, film dönüyor. Filmler her zaman dönüyor. Çeşitli filmler dönüyor ama bu gerçekten gerçek film hem de film dönüyor. Eee Robert Oppenheimer isimli film. Yani Oppenheimer isimli daha doğrusu film. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan bir film. Peki insanlar soruyor mu kim bu Robert Oppenheimer? Ya da bu filmin neden sinemalara aktardılar? Neden bu adamın hayatını film yaptılar ve dünyada gişe raporları kırıyor, ödül üzerine ödül alıyor ve inanılmaz derecede dünya çapında bir propaganda yapılıyor. Neden? Kim bu adam? Bunu soran var mı? Yok. Sıradan bir sinema filmi ya da sıradan bir adammış gibi ama çok izlenen, çok ödül alan, tamam mı? Dolayısıyla bunu göklere çıkaran bir akıl var. Şunu ifade edeyim. Öncelikle Hollywood bildiğiniz gibi Amerika'da bir sinema sektörünün merkezi olan yer. Şimdi burası sadece sanatsal filmler ya da sanat olsun, sanatçılar çıkaralım vesaire filan değil. Yani bu gözle bakmıyorlar oraya. Orası bir propaganda merkezi. Çok büyük bir propaganda aygıt aygıtı. Şimdi oraya baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'ni yücelten ve bir ideolojiyi göklere çıkaran, bir ideolojiyi sürekli beyinlere kazıyan ve beyinleri efendim e, e, elde etmek isteyen, işgal etmek isteyen bir yöntem, bir strateji olduğunu görürsünüz. Kimse kimseye milyon dolarlar hatta milyar dolarlık bütçeler vermezler. O sinema filmleri yapıldığı zaman emin olun sadece görsel olsun insanları cezbetsin tabi ona da önem veriyorlar ama hiçbir zaman ya insanlar bakın insanlar e, burada kesinlikle eğlensin diye bakmazlar. Onun belli amaçları var. Onun belli yöntemleri var ve niyetleri var. Şimdi. Bu Oppenheimer filmi de bunlardan bir tanesi. Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Bu adamı mutlaka tanımamız gerekiyor ve özellikle Türkiye ile olan ilişkileri, Osmanlı'yı, Osmanlı'nın yıkılışındaki rolleri. Bakın diyeceksiniz ki ya şimdi bir sinema filminin Osmanlı'nın yıkılışıyla ne alakası var? Türkiye ile ne alakası var? O kadar ince ayrıntılar var ki anlattığında şaşıracaksınız. Şimdi değerli dostlar, öncelikle bu Oppenheim, Oppenheim ya da firmasından bahsetmek lazım. Oppenheim ailesinden bahsetmek lazım ki zira bu Robert Oppenheimer ve atom bombasını yapan kişi yani bu sinemalarda oynayan o karakter var ya hani Oppenheimer orada başrol oyuncusu Oppenheimer bu esasında işte bu e, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının mucidi. Bunu önce bilelim. Ama daha önemlisi bu aileyi görmek lazım. Yani Oppenheim firmasının ve onu yönetenlerin sahiplerini tanımak lazım. Oppenheim e, firması 1789'lu yıllarda Almanya'da e, Musevi asıllı e, Salomon, esasında Süleyman, Salomon Oppenheim tarafından Bonn kentinde kurulan bir tefecilik firmasıydı. Küçük bir tefecilik firması. Şimdi ne yapıyorlardı? İşte... E, devletlere borç veriyorlardı. Ne yapıyorlardı? Prensliklere asker topluyorlardı. Yani sağdan soldan asker, paralı askerler toparlayarak, toplayarak devletlere satıyorlardı, veriyorlardı. Prensliklere veriyorlardı. Onların korunması açısından savaşlarda asker topluyorlardı. Ve parasal sistemlerle uğraşan bir tefecilik firması. Sonradan tabi Avrupa'ya açıldılar. Tüm Avrupa'yı saran bir şirket haline geldiler. Peki Onların ortaklarından birisi kim? Şimdi Rothschild ailesini bilirsiniz. Herkes az çok bu aileyle ilgili bilgiye sahip. Ve dolayısıyla Rothschild'lerin parasal, finansal sistemleri kontrol ettiği merkez bankalarını kurduğunu bilirsiniz. Ama işte bu Rothschild'lerin dedesi Mayer Amschel Rothschild kimdir? İşte bu bahsetmiş olduğum Oppenheim firmasının ortaklarından. Bunların yanında çalışıyor esasında ticareti, finans sistemini bu Oppenheim firmasında çalışıyor. Yani bu Oppenheimer, o Robert Oppenheimer kişisinin dedelerinden öğreniyor. Kuşaklarından öğreniyor. Önceki kuşaklarından öğreniyor. Ve dolayısıyla değerli dostlar Mayer Amschel Rothschild de biliyorsunuz 8 e, çocuğundan 5'ini Avrupa'nın çeşitli başkentlerine yerleştiriyor, bankacılık sistemi kuruyor ve işte alıp yürüyor. Yani bu Oppenheim firması aynı zamanda Rothschild ortaklı bir firma. Şimdi dikkat edin. Dedim ki bu firma, Oppenheim firması devletlere borç veriyor, devletlere asker topluyor, devletlerin e, merkez bankalarını kuruyor ve de bütün dünyada parasal sistemleri kontrol ediyor o dönemde. Şimdi Osmanlı ilk dış borcunu kimden aldı dersiniz? İşte bu Oppenheim firmasından aldı. Yani bugün sinemalarda göklere çıkarılan Oppenheimer ailesinden aldı. Değerli dostlar, dedim ki Oppenheim firması Almanya kökenli. Oppenheimer ailesi, Oppenheim, Oppenheimer ailesi Almanya'dan Amerika'ya göç eder etmez isimlerini, soy isimlerini değiştiriyorlar. Oppenheim, Oppenheimer oluyor. İşte o yüzden Robert Oppenheimer diyoruz biz bunlara. Yani soy isimleri değişiyor. Biliyorsunuz işte Almanya'da, Almanya'dan ciddi anlamda Amerika'ya göçler oldu. Yani 1930'larda, 38'lerde bu civarında ciddi göçler oldu Almanya'ya. Bu Oppenheim firmasının sahipleri de o şekilde göç eden ailelerden. Şimdi değerli dostlar bakın Osmanlı dedik ki ilk dış borcunu 1853 yılında başlayan Kırım savaşı sırasında bu firmadan aldı. Yine yine 1877 ve 1878 yıllar arasında Osmanlı Rus harbinde yine Osmanlı borçlarını dış borcunu bu Oppenheim kumpanyasından aldı. Kumpanya diyorlar kampanya firmasından aldı. Şimdi peki onlar ne yapıyordu? Nasıl alıyordu? Galata bankerleri vardı. Mesela Osmanlı'da Ermeni tüccarlar vardı. Bunlar, bunlar e, o firmadan alıp Osmanlı'ya veriyordu. O firma buradaki bankerleri besliyordu ve çok büyük karlar elde ediyordu. Büyük faizlerle veriyorlardı. Başka ne yapıyorlardı? Bakın çok önemli. Sadece, sadece dış borç vermiyorlardı. Aynı zamanda o Balkanlardan gelen büyük göçleri de aynı firma organize ediyordu. Yani onların yerleştirilmesi, iskan edilmesi yine bu firma tarafından yapılıyordu. Bakın bir taraftan bir taraftan dış borç veriyor savaşa sokuyor. Sonra savaş neticesinde oluşan göç hareketlerini düzenlemek o iskan e, durumunu e, yapmak için yerleştirmek için onları ne yapıyorlar? Bir bütçe ayrılıyor, bir ihale yapılıyor ve o ihaleyi de bunlar alıyor. ve Dolayısıyla parayı veren de parayı harcayan da aynı firma. Bakın aynı firma. Yine aynı zamanda 4 Şubat 1863 yılında biliyorsunuz Osmanlı'da Bankı Osmanlı, Osmani Şahane kuruldu. Yani Osmanlı Merkez Bankası kuruldu. Bu bankayı kim kurdu? Bu bankayı Oppenheim Kumpanyası yani firması ile Roşit ortaklığı kurdu. Yani Osmanlı Merkez Bankası'nı kurdular. Şimdi değerli dostlar bugün baktığınız zaman bu firma nedir? Onu da size söyleyeyim. Oppenheim elmas e, şeyinin ticaretinin yüzde otuz beşini yönetiyor. Yüzde otuz beşini. E, altın ticaretinin de yüzde otuz ikisini yönetiyor. Böyle bir büyük firma esasında. E, yine Oppenheim ailesi dediğim gibi Amerika'ya göçe değer etmez isimlerini, soy isimlerini değiş değiştiriyorlar. Oppenheimer oluyor. İşte bu ailenin bir ferdi olan Robert Oppenheimer e, burada ee, müdür, sorumlu müdür yani Manhattan projesi dediğimiz 1942 yılında başlayan ve 45'lerde biliyorsunuz tamamlanıp nereye atıyorlar? Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombalarının mucidi, yapımcısı, sorumlusu bu kişi. Sinemalarda oynayan film bu. Niye yapıyorlar? Bu filmi neden yaptılar? Ne yapmak istiyorlar? Hedeflerini de söyleyeceğim. Dolayısıyla değerli dostlar bakın e, bu Oppenheim firması 2010 yılında tam 1 milyar 180 milyon euroya euro karşılığında Deutsche Bank ona devredildi bu firma. Dolayısıyla bu firma sadece Osmanlı'ya ilk borcu vermekle kalmıyor. Hatırlayın Osmanlı'da saraya karşı ilk muhalefet 1860'lı yıllarda başlıyor. Yeni Osmanlılar Cemiyeti ile başlıyor. İşte bu yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yurt dışında gazete çıkarması, yurt dışında kalması, muhalefet etmesi ve Osmanlı'ya dönük, içeriye dönük bir takım darbe girişimleri ve Osmanlı'nın değişim ve dönüşümündeki bütün faaliyetlerini parasal anlamda destekleyen bu Oppenheimer firmasıydı. Bakın nereden nereye. Şimdi değerli dostlar bunun filmini yaptılar. Niye yaptılar? Çünkü dünya tarihinde atılan ilk atom bombasıydı. Ve binlerce insanı öldürdüler, katlettiler Hiroşima ve Nagazaki'de. Bunu yapan adam işte bu adam. Ve dolayısıyla bu imajı silmek, bu imaja efendim işte biliyorlar ki insanları öldürdüler çok ciddi anlamda tepki var. Bunun üstünü örtmek, cilalamak ve de o katliamları unutturmak. Sinemalarda büyük bir rüzgar esiyor. Bakıyorum efendim ödül üzerine ödül alıyorlar, ödül üzerine ödül veriyorlar. İşte bunlar böyle bu akıl yani o küresel dediğimiz küresel akıl şeytani akıl önce tahrip eder önce bombalar yapar sonra o bombalarla insanları öldürürler sonra da o etkiyi yok etmek ve efendim ne kadar barışçıl olduklarını ifade etmek için sinema sektörünü kullanırlar basını kullanırlar ve kendilerini bu yöntemle bu yolla temize çıkardıklarını zannederler. O yüzden bu algılara kapılmayın. Baktığınız zaman sıradan bir film olarak gözükebilir. Ya ne güzel işte görseller iyi, efektler iyi efendim. Bakın ne kadar da seyirciyi cezbedecek şeyler var ki gişe rekorları kırıyor. Ama siz işte o filmin arkasında, o sinema sektörünün arkasında bambaşka bir ajanda olduğunu, gizli bir ajanda olduğunu asla unutmayacaksınız. Manhattan projesi işte bu kişinin yani profesör doktor Robert Oppenheimer'ın e, projesi olduğunu o atom bombalarını yapan kişi olduğunu asla unutmayacaksınız. Aynı zamanda da akıl hocası Albert Einstein'dır. Çünkü bu Manhattan projesinin başlamasını teşvik eden, önerisini yapan da Einstein'dır. Ve dolayısıyla çok iyi arkadaşlardır. Bugün bu konuyu sizlere anlattım. Çünkü bilen bilmeyen o filmin ne kadar etkisinde kaldığını, ne kadar etkili olduğunu söylüyorlar. Ama onun bir propaganda filmi ve bir senaryo olduğunu asla unutmayın. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.